Buna göre Lozan Konferansı'nda İsmet Paşa'nın konularından hangilerini vurguladığı söylenebilir. 20 Kasım 1922'de İsviçre'de toplanan Lozan Konferansı'nda söz alan İsmet Paşa, daha ilk andan itibaren istiklal ve hakimiyet davasını önemli belirtmiş, çok ızdırap çektik, çok kan akıttık, bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz diyerek Türk milletinin sesini duyurmaya çalışmıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Uluslararası eşitlik olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Bakın, bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz demiş. Dolayısıyla birinci öncüle ulaşmamız mümkündür. Tam bağımsızlık olur mu? Zaten hürriyet ve istiklal nedir arkadaşlar? Tam bağımsızlıktır. Ancak yukarıda demokratik bir yönetimle alakalı bir şey söylenmemiş. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu değişiklikle kazanımlarından hangilerinin elde edildiği söylenebilir. Sevr Anlaşması'nın Mondros Ateşkes Anlaşması'nın itilaf devletlerine istedikleri yerleri işgal etme ve haberleşmeyi denetleme imkanları veren maddeleri yürürlükte kalmaya devam edecektir kararı Lozan Anlaşması ile ortadan kaldırılmış ve İstanbul'da bulunan itilaf devletleri askerlerinin de 6 hafta içerisinde ülkeyi terk etmeleri kararlaştırılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Ulusal bağımsızlık olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü artık işgaller ortadan kaldırılacak. Aynı zamanda e, itiraf devleti askerleri de 6 hafta içerisinde ülkeyi terk edecek. Dolayısıyla ulusal bağımsızlıktan bahsetmemiz mümkündür. Hukuk birliği ile alakalı bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü yukarıda hukukla alakalı bir bilgi yok Haberleşme özgürlüğü olur mu? Tabii ki olur. Çünkü artık haberleşmeyi de itiraf devletleri denetleyemeyecekler. Dolayısıyla haberleşme özgürlüğü de sağlanmış olacak. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. TBMM'nin bu tutumunun amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. TBMM hükümeti Lozan Konferansı'na İstanbul hükümetinin çağrılması üzerine anlaşma devletlerine gönderdiği bir yazıda konferansta Osmanlı hükümeti temsil edilirse kendisinin katılmayacağını bildirmiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. TBMM'nin egemenlik haklarını koruma olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü Osmanlı hükümeti de bir temsil görevi üstlenirse TBMM'nin ...egemenlik hakları zarar görebilir. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Türk tarafındaki iki başlığı önleme yine olur arkadaşlar. Çünkü zaten aslında itiraf devletlerinin amacı e, Türk tarafındaki iki başlıktan faydalanarak e, Türk tarafını karışıklık içerisine sokmaktır. Yani Osmanlı hükümeti ve TBMM'yi bir arada davet ederek karışıklık çıkarmaktır. Dolayısıyla bunu da önlemiş e, önlemiş olacaklardır. Böyle bir kararla. Azınlık haklarını yok sayma gibi bir durumda tabii ki söz konusu değil arkadaşlar. Bununla alakalı bir şey söylememiz de mümkün değil. Çünkü bundan bahsedilmiyor. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Lozan Anlaşması'nın aşağıdaki kararlarından hangisi bunun bir göstergesidir? Sevr anlaşmasının Türk milletinin toplumsal bütünlüğünü parçalayan kararları Lozan Anlaşması ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Meselemiz toplumsal bir bütünlük. Duyun-u umumiye idaresine son verilecektir. Duyun-u umumiye arkadaşlar genel borçlar idaresidir. Bu durumun toplumsal bütünlükle alakası yoktur. Ekonomiyle alakalı bir durumdur. Türkiye Yunanistan sınırı Meriç Nehri kabul edilecektir. Burada da sınırlar söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla yine toplumsal bütünlükten bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Boğazların her iki yakası askerden arındırılarak geçiş uluslararası bir komisyon tarafından kontrol edilecektir. Bu da toplumsal bütünlükle alakalı bir durum değildir. Türkiye'de yaşayan gayrimüslimler bakın Türk vatandaşı sayılacak. O zaman toplumsal bütünlük sağlanmaz mı arkadaşlar? Tabii ki sağlanır. Artık insanlar gayrimüslim, müslüman vesaire vesaire diye ayrılmadan herkes Türk vatandaşı olacak. Dolayısıyla bu durum toplumsal bütünlüğü sağlayacaktır. Kapitülasyonlar bütün etkileriyle birlikte kesin olarak kaldırılacaktır. Bu durumunda tam bağımsızlıkta bilgisi vardır. Toplumsal bütünlükle alakası yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre Lozan Anlaşması'nda kabul edilen kararlarından hangilerinin misak-ı milli kararları ile uyumlu olduğu söylenebilir. Misak-ı de ekonomik gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kaldırılmalıdır kararı yer almıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Arkadaşlar, uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi Misakname'li kararları ile uyumlu değildir. Boğazların tüm yönetimi ve denetimi Türklerin elinde olmalıdır. O yüzden birinci öncül olmaz. Duyunu umumiye yani genel borçlar idaresi kaldırılacaktır. Tabii ki arkadaşlar çünkü bu durum ekonomik gelişmeye bir engeldi. Kaldırılması elbette misak-ı milli kararlarıyla uyumlu olur. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Olur arkadaşlar kapitülasyonlar biliyorsunuz ki ticari, adli, mali her türlü ayrıcalıktır. Onların kaldırılması tabii ki yine ekonomik gelişmemizi e, engelleyen bir durumun ortadan kalkması anlamına gelir. Bu yüzden misak-ı milli kararlarıyla uyumlu olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu bilgiler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliği taşımaktadır? Lozan Anlaşması'na göre Türkiye boğazlarda kesin egemenliği sağlayamamıştı. Ayrıca boğazların iki yakasında belirli bir alan silahtan arındırılmıştı. Bu durum İstanbul'un savunmasını olumsuz etkileyecekse olası yeni bir savaş durumunda İstanbul'un ele geçirilmesi tüm ülkenin güvenliğini de tehlikeye sokacaktı. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Boğazlar sorununun tarihi gelişimi nasıldı sorusunun cevabı yok arkadaşlar. Burada sadece İstanbul'la alakalı bir durum söz konusu. Aslında İstanbul'un güvenli olmadığından bahsediliyor. Boğazların geri kalan süreçte nasıl çözümlendiğine dair de bir bilgi verilmediği için aşıkkı olmaz. Lozan Antlaşması ile alınan kararların Ankara'nın başkent olmasına etkisi nedir sorusunun cevabı var mı arkadaşlar? Tabii ki var. Çünkü İstanbul e, oldukça tehlikeli bir durumdaydı. Savunması düşük olacaktı ve İstanbul'un başkent olması demek Türkiye'nin problemlerle karşı karşıya kalması demekti. Dolayısıyla içerilerde yani ülkenin ortasında güvenlikli bir bölgenin başkent olması çok daha faydalı olacaktı. Yani B şıkkı tabii ki doğru cevabımız olacak. Lozan Anlaşması'nın siyasi sonuçları nelerdir? Hayır arkadaşlar sadece boğazlardan bahsediliyor burada. Saltanatın kaldırılmasına ortam hazırlayan etkenler nelerdir? Saltanatla alakalı hiçbir şeyden bahsedilmemiş. İstanbul'un Cumhuriyet döneminde ekonomik gelişimi nasıldır? Tabii ki bunun da cevabı yok arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Lozan görüşmeleri öncesinde TBMM'nin saltanatı kaldırmasının konularından hangilerinde sorun yaşanmasını önlemeye yönelik olduğu savunulabilir. Arkadaşlar hem TBMM hem İstanbul hükümeti var ve bir de saltanat yönetimi var. Dolayısıyla Türk devletinin temsili konusunda problemler yaşanabilir. Bunu önlemek amacıyla saltanat kaldırılıyor ve Lozan görüşmelerine o şekilde katılınıyor. Dolayısıyla birinci öncül tabii ki doğru olur. Ama Osmanlı borçlarını önlemez tabii ki saltanatın kaldırılması ya da boğazların statüsüne bir etki etmez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yan yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu durumun yaşanmasında Lozan Konferansı'na katılan Türk heyetinin anlayışlarından hangileri doğrultusunda hareket etmesinin etkili olduğu savunulabilir. Lozan Barış Konferansı'nda Türk heyetinin kapitülasyonların kaldırılması ve Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesinden vazgeçilmesi gibi istekleri kabul edilmedi. Bunun sonucunda da konferans 4 Şubat 1923'te dağıldı. Peki arkadaşlar bakalım. Toprak bütünlüğü olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur çünkü e, Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesini tabii ki Türk heyeti istemeyecek arkadaşlar ve bu doğrultuda hareket etmiş olacaklar. Tabii ki doğru. Demokratik yönetimle alakalı bir durum söz konusu mu? Hayır arkadaşlar bundan bahsedilmiyor. Ekonomik bağımsızlık olur mu? Yine olur çünkü kapitülasyonlar ekonomik bağımsızlığa engeldir ve Türk Kate tabii ki bunun kaldırılması yönünde hareket ediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu durumun yeni Türk devletinin anlayışlarından hangilerine ters düştüğü savunulabilir. Lozan konferansında boğazların iki yakasının Türk askerinden arındırılarak başkanı Türk olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilmesi, boğazlardan her türlü geçişin bu komisyon tarafından denetlenmesi ve bu komisyonun her yıl Milletler Cemiyeti'ne ayrıntılı bir rapor sunması karara bağlanmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Uluslararası işbirliği ile alakalı bir durum söz konusu mu? Hayır bundan bahsedemiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Egemenlik haklarının korunmasıyla ters düşer mi? Tabii ki ters düşer. Çünkü Boğazlar'da sadece Türk olan, başkanı Türk olan bir etkin arkadaşlar ama Boğazlar komisyonu var. Yani bir komisyon etkin. Dolayısıyla Boğazlar herkesinmiş gibi davranılmış. Uluslararasıymış gibi davranılmış. Dolayısıyla bu durum tabii ki egemenlik haklarına ters düşer. Toprak bütünlüğünün sağlanmasına da ters düşer arkadaşlar. Çünkü Boğazlar gördüğünüz gibi denetim açısından bu komisyona bağlı kalacak. Ve hatta Hatta Milletler Cemiyeti'ne de ayrıntılı bir rapor verilecek. Dolayısıyla bu durum toprak bütünlüğünü de ters düşecek bir durumdur. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu değişiklikle yeni Türk devletinin konularından hangilerinde başarı sağladığı söylenebilir. Sevr Anlaşması'nın kapitülasyonlar itilaf devletlerinin yararlanacağı şekilde genişletilerek yeniden yürürlüğe konulacaktır kararı, Lozan Anlaşması ile yabancılara verilen siyasi, hukuki ve ekonomik ayrıcalıklar bütün etkileriyle birlikte kaldırılacaktır şeklinde değiştirilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. İç işlerine karışılmasını engelleme olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü bütün ayrıcalıklar kaldırılmış. Dolayısıyla iç işlerine karışılması konusunda da başarı elde edilmiş olacaktır. Hukuk birliğini sağlama bakın arkadaşlar hukuki olan ayrıcalıklar da kaldırılacak. Dolayısıyla tabii ki yeni Türk devleti hukuk birliğini sağlayarak da başarı elde edecektir. Ekonomik bağımsızlığı koruma olur mu? Zaten ekonomik ayrıcalıklar da ortadan kalkıyor arkadaşlar. Tabii ki bu da olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Lozan Konferansı'nda diğer katılımcılar Türklerden taleplerinde bulunmuşlardır. Yukarıdaki taleplerden hangilerinin öncelikle ekonomik çıkarları koruma amacına yönelik olduğu söylenebilir? Fener Rum Patrikanesinin Ortodoksların siyasi temsilcisi olarak kabul edilmesi, arkadaşlar bu adı üzerinde siyasi bir çıkar olacaktır. Kapitülasyonların devam etmesi olur mu? Tabii ki olur kapitülasyonlar. Ticari, adli, mali her alanda ayrıcalık tanımaktır. Tabii ki ekonomik çıkarların korunması yönünde de oldukça önemlidir arkadaşlar. Osmanlı borçlarının tamamının ödenmesi de tabii ki yine ekonomik çıkarlarını koruma yönünde atılmış olan bir adımdır, bir taleptir diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani de şıkkı olacaktır. Buna göre Lozan Anlaşması'nda amaçlarından hangilerine ulaşılmaya çalışıldığı söylenebilir. Sevre Anlaşması'nın Türk Devleti'nin maliyesi, itilaf devletlerinin denetiminde olacaktır kararı Lozan Anlaşması ile ortadan kaldırılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Laik devlet yapısını koruma. Nayeklikle alakalı bir durum söz konusu mu arkadaşlar? Tabii ki değil. Yani yukarıda din ve devlet işlerinin ayrıldığına dair bir bilgi yok. Dolayısıyla olmaz. İç işlerine karışılmasını engelleme olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin maliyeti eğer ittifak devletlerinin denetiminde olursa iç işlerimize karışmış olurlar değil mi? Dolayısıyla bunu engellemek amacıyla Lozan Anlaşması'nda bu madde ortadan kaldırılmış. Ekonomik bağımsızlığı koruma yine olur arkadaşlar. Buna ulaşmak amacıyla tabii ki zaten e, bu maddenin kaldırıl kararı alınmış. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır.